Saman altından sürütüyorlarmış işte arkadaş. Çıktı faylar ortaya. Kerem buradayken patlasaydı bu olay. Daha acayip olurdu. Değil mi? Bence de. Kerem. Şu gitti. Bakalım geride kalanlar ne yapacak? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey sormadım. Ya vallahi benim hatam değil. Kerem lütfen ya. Benim hatam değil. Sus. Lütfen. Hadi bırak. Ağzını aç. Aç. Aç 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 aç. Çiğne. Çiğne. Kerem bir gelir misin? Ben sana anlatacağım her şeyi. Lütfen gel benimle. Çekil. Bahçede toplanmıştık konuşma için. Ne konuşması? Ya baba... Cihan Hoca döndükten sonra herkesi toplayıp bir konuşma yapmak istedi. İşte toplandık, tam konuşma başladı. Yukarıdan bu kağıtlar gördün, kağıtlar düşmeye başladı. Zeynep neden söylemedin bana? Ya söyleyecektim ama... olmadı, ben senin sinirlenmeni istemedim. Kimin yaptığını biliyor musun? Zeynep. Melis uyumadı değil mi daha? Hayır kızım, Melis uyusak bile sessiz olur mu? Kardeşiniz hanımefendi okula teşrif ettiler Melis Hanım. Aa, merak ediyorsanız yalnız gelmediler. Kerem Bey'le birlikte girdiler içeri. Hem de el ele. Şimdi anlıyor musun benim ne kadar üzüldüğümü? Beş para etmez bir kız için sattın beni. Tamam anlıyorum kardeşin. Ama şimdi kardeşinin ne mal olduğunu anladın mı? Kardeşim falan değil o. Bak Zeynep biliyorsan söyle. Ya bunun bir önemi yok ki artık. Yani olan oldu sonuçta. Ne fark eder? Ya nasıl ne fark eder? Bak sen söylemezsen zaten boğulacağım. Ya Kerem. Ya bir sakin olur musun önce? Biz seninle ne konuştuk bugün? Ya Zeynep bunun konuştuklarımızda hiçbir yerde aksi yok. Artık herkes ayağını denk alacak. Neden biliyor musun? Çünkü Kerem sayırız back. Ya Kerem. Mert. Herkesi tiyatro salonuna şimdi hemen hadi. Ne bakıyorsunuz? Hadi! Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Aşağı. Kerem ne oluyor abi? Ben bunun hesabını soracağım. Kız arkadaşımı hiç kimse rezil edemez. Anladın mı? Hiç kimse. Ne oluyoruz ya? Ha? 3-5 gündür yokuz. Herkes kim olduğumu unutuyor. Ben göstereceğim. Herkese güzel bir şekilde göstereceğim. Kerem Sayar kimmiş? Bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Ne? Ya bir dur, bir şey söyleyeceğim ama... Yani çok şey vermeyeceksin işte. Çok... Ne? Çok sinirlenme yani. Ya nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Tamam, çok... söyleme Can. Tamam mı? Söyleme. Oo, hoş geldiniz efendim. Ne işin var lan senin burada? Yapma. Aksesuarda giymedik bu üniformayı. Ne diyor bu? Abi sana söyleyecektim de işte. Bizim okula geldi bunlar. Bunlar. Bunun da kardeşi. Neden söylemedin Melis'in yaptığını? Ya sence söylersen ne olur biliyorsun değil mi? Kerem iyice delirecek. Ne yapar o zaman ona? Ya iyi de bence söylemen gerekiyordu. Yağmur. Yani şu an zaten çok gergin lütfen. Tamam sustum. Bak bir daha söylemeyeceğim. Kalk bu sıradan.
gel de kaldır. Aksel, bu sıradan kalk. Ben de az önce söylediğimi tekrarlıyorum. Gel de kaldır. Peki. Herkes sıralarını alsın, çıkıyoruz. Ne? Herkes sırasını alsın, çıkıyoruz. Hadi. Hadi. Bayılıyorum bu çocuğun kafasına gerçekten. Abi sen sınıfta mı kaldın ya? Abi deme oğlum, o artık bizim sınıf arkadaşımız. Seni okula geç mi yazdırdılar? Yaşından büyük gösteriyorsun. SBS'den kaç aldın? Abiciğim neyi anlamıyorsun yani? Cihan Hoca'nın verdiği taktikleri uygulayacağız, bu kadar basit. Anladım da bizden bayağı uzunlar. Evet, o bilinen bir gerçek. Ama yani bu saatten sonra boyumuzu uzatamayacağımıza göre sadece taktiksel gideceğiz. İstersen ben sana tekrar anlatayım onları, tam kavrayalım. Begüm, söyle. Bu Yağmur'la Can meselesiyle ne zaman ilgileneceksin? Ben hedefime yavaş ama ağır adımlarla ilerlerim tatlım. O yüzden bana güven. Gerisini merak etme. Başındayım hocam, peşindeyim. Yani etrafında dolanıyorum, her an bitebilir. Güzel. Demek ki hiçbir şey yapmamışsın. Şimdi F'lerden Merve'yi buluyorsun, ona da aynı ödevi verdim, birlikte yapıyorsunuz. Hocam ama... Hadi Sedat, yürü. Seni bana yazmışlar. Yani Tülay Hoca. Dönem ödevi için ikimizi yazmış. Bu eksik diyor. Bence de. Yani dedim İlayda dururken psikopat Merve'yi niye yazıyorsunuz dedim ama. Devam et, devam et. Yani çok sevindim tabii ben de. Sen de çalışkan bir öğrencisin sonuçta. Ya konuyu bile tam olarak bilmiyorum ki. Konu öykü, betimleme karanlık. Saçmalama Sedat, kadın konuyu söylemedim sana. Yani işte umutsuzluk falan öyle şeyler. Otur. Benim konularım bunlar. Konularım derken? Umutsuzluk. Karanlık. Cinayet. İhanet. Yanlış mı geldim ben? Yok hocam, doğru geldiniz de Kerem abi sınıfları değiştirdi. Siz biraz bekleyin. Ben müdür beyle görüşüp geliyorum hemen. Aksel abi, bu konuları siz görmüşsünüzdür. Bana bu soruyu çözer misin? Ha, çözelim bakalım. Aha, penguenler. Al, yaz. O gün yine kapkaraydı her yer. Bulutlar... Başına gri ekle, gri bulutlar... Üç nokta... Yağmur taşıyordu şehre.
İnsanlık yine mutsuz, sıradan ve karanlık bir güne daha uyanmıştı. O niye? Baksana şu insanların hepsine. Bir bak, dön dön bak bak. Sence mutlular mı? Yani mutlu olunabilecek bir şey var mı sence? Bir dakika, devam ediyorduk. Aksaray'ın arka sokaklarında kırık dökük bir otel odasında yaşayan kahramanımız Petro Petrovic. Anlamadım. Anlamanı beklemiyorum ki zaten. Bugüne kadar kaç tane Rus yazar okudun? Neyse devam edelim. Ne demiştim en son? Kapkaraydı her yer. Sarı ceketiyle okula gelen Sedat Çağlayan. Ha ben. Işına geleceklerden habersizdi. O nedenmiş? Çünkü ben öyle istiyorum. Eğer başına ne geleceğini merak ediyorsan bence yazmaya devam et. Yok arkadaşım, istemiyorum ben devam etmek. Peki. Sen bilirsin. Ama bence ben tamamlıyorum onu. Çünkü seninle ilgili acayip bir hikaye var kafamda. Bak şimdi dinle. Kapıya geliyorsun. Kanlıların seni kapıda bekliyor. Petro Petrovic'e Ivan Ivanov. Daha sonra Sedat Çağlayan, yani sen bu sarı ceketinle kanlı bir cinayete kurban gidiyorsun. Nasıl? Bence süper. Gençler kalkın. Kerem Herkes Tiyatrosu olan istedi hemen. Hadi. Hadi. Gelmiyor musun? Arkadaş 2-3 sene önce ölmüş herhalde. O gelmese de olur Sedat. Hadi biz gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.